Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Nokia X302 şarj soketi nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşacağım. Model bilgisi burada yer almakta. Nokia X302 yarı dokunmatik bir cihaz. Şarj girişi ise şu ince giriş. Şarj soketi neden mi bozuluyor onu anlatacağım. Arkadaşlar orijinal ürün kullanmaya çalışınız. Şu görmüş olduğunuz orijinal şarj aleti. Takıyorum. Evet, takarken de gördüğünüz gibi tam oturuyor. Boşluk hiç kalmıyor. Bir de şarj aleti takarken de sağa sola oynatmayınız. Çünkü içinde bir tırnak var soketin içinde. Yamulduğu zaman evet bunu içinde kalabiliyor. Çünkü bu dişli olduğu için içinde kalıyor. İçinde kaldığı zaman başka bir telefona takmaya çalışırken o telefon soketi de bozuluyor. Bilginiz olsun. Hemen yan sanayi şarj aleti getiriyorum. Yan sanayi şarj aleti ise gördüğünüz gibi ucu biraz daha uzun olduğu için onu takalım hemen. Evet gördüğünüz gibi boşluk kalıyor. Burada kendiniz de görüyorsunuz zaten. Evet bu boşluğu müşteri bunu itmeye çalışıyor. Tam otursun istiyor. Tam oturduğun zaman soketin içinde bir tırnak var. O tırnak kırılıyor veya yamuluyor. Evet bunu itmeye çalışırken hem şarj aletiniz bozuluyor hem soketi bozuluyor. Bir de soket bozulmakla bitmez. Etrafında entegreler var, filmler var. Onları da koparıyorlar. Bilginiz olsun. Genelde orijinal ürün tavsiye ediyorum tüketiciye. Evet gelelim. Cihaz nasıl açılıyor? Soketi değiştireceğiz. İlk önce arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı sökerken şurada iki tane tırnak var. Şu iki tırnağı bastırıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Arka kapağı. Söktüm. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını da çıkarıyorum. SIM kartla hafıza kartı takılıysa onları çıkarın. Çıkarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü SIM kartı tırnaklara takıldığı zaman SIM yuvası bozulur. Hafıza kartı çıkarmak için yaylı olduğu için geriye doğru itiyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. Evet şu anda cıvataları sökeceğim. Eğer bir mikrat hızın varsa cıvataları yapıştır ona kaybolmaması için. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Cihazı sökerken acele etmeyiniz. Çünkü acele işe şeytan karışır. Bu aynı zamanda eliniz de ayağa karışır. Evet şurada dikkatli bir şekilde şu tırnakları kırmadan evet şunu da açmaya çalışın. Evet, şu tırnaklar kırıldığı zaman bir daha oturmaz bilginiz olsun. Evet şu parçayı çıkarırken burada iki tane tırnak var. O tırnaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Kırıldığı zaman bir daha oturmaz. Bilginiz olsun. Evet şu anda tuşları da çıkaracağım. Dikkatli çıkarın. Acele etmeden. Çünkü acele iş iyi değil.
acele etmeyin çünkü bu altta bir film olduğu için. Onu dikkatli bir şekilde. Evet, söktüm bunu da. Şarj soketi görmüş oldunuz. Evet, ince şarj soketi. Evet, burada gördüğünüz gibi altta film var ve küçük entegreler var. Bunu hani şarj aleti takarken, çünkü uzun kaldığı için bunu böyle bastırmaya çalışırken şu entegreler de bozulabiliyor. Şu soketin altındaki. Burada bir de dokunmatik filmi var. Bu da çok hassastır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bunun içinde bir tırnak var, dili var. Hemen göstereyim ekrana. Umarım gözükür. Evet, burada gördüğünüz gibi bir koruması olmadığı için o dil çabuk kırılıyor. Ve kırılırken şu entegrelerde zarar veriyor. Gördüğünüz gibi burada dokunmatik filmi var. Küçük entegreler var. Hani bastırıyorsunuz ya, bastırırken şu soketlerde bozulabiliyor. Evet, tekrar takıyorum. Evet, şunu da takıyorum yerine. Bu tırnaklar kırıldığı zaman bir daha oturmaz, bilginiz olsun. Evet, şu tırnaklara da dikkat ediyoruz. Evet, Nokia X302 şarj soketi. Nasıl değiştiğini sizlerle paylaştık. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.